Merhaba Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte kırılmış olan telefon camlarının tamir ettiğini iddia eden ürünü test ediyoruz. Ürünün ismi Windshield Repair Kit diye geçiyor arkadaşlar. Bu bir efsane, hani arabaların camlarına, evlerin camlarındaki ufak çatlakları götürebiliyor ama telefonlarda da işe yaradığı iddia ediliyor. Biz de tabii ki de bu efsaneyi kırmaya çalışacağız hep beraber. Belki de gerçektir. Hep beraber testin sonucunda göreceğiz. Elimizde şöyle ufak bir çatlağı olan bir telefonumuz var. Burada da ürünler var arkadaşlar. İçinden bir sürü parça pinçik şey çıkıyor. Gelin üst açıya geçelim ve buradaki çatlağı kapatmaya çalışalım. Evet, masamıza geldik. Alet edevatı önümüzde topladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kırık telefonumuz burada. Önümde şurada ufak bir çatlak var gibi gözüküyor ama bu çatlak büyümüş şekilde. Bizim derdimiz şuradaki bu ufak deliği kapatabilmek. Şurada bir tane kullanma kılavuzu var, kendisini nasıl uygulayacağımıza dair. Öncelikle şundan iki tane var. Arka tarafını açıyoruz. Tam şöyle çatlağı şu ortadaki deliği tutturacak şekilde bırakıyoruz. Deliğin içinde şöyle kalan ufak şeyler varsa bunları bir temizlemek gerekiyor. Şöyle ben kürdan kullanıyorum. Daha sonra yapmamız gereken şey şu üst taraftaki şu parçayı çıkartmak buradan. Çıkarttık arkadaşlar. Şimdi yapacağımız şey şu. Şöyle plastik bir parça var. Bunu tam olarak bunun üzerine oturtmamız lazım. Artık işlem başlıyor arkadaşlar. Bu reçini bu delikten dökeceğiz. Ne kadar dökeceğimize dair bir şey dememişler. Yavaşça 5-6 damla sıkın demişler. Bayağı çirkin kokuyor bu içindeki şey. Herhalde bozuk. Umarım elim erimez. Şimdi yapmamız gereken şey bu şırıngayla bunun havasını almamız. Şırınganın üzerinde belli kilitler var. Burada 2 tane kilit var arkadaşlar. Böyle içine sokup en son deliğe kadar kilitleyeceğiz bunu. Bu aşamada diyor ki 10 dakika boyunca böyle içindeki havayı alacak. Bekleyin, telefon bir yandan titriyor, bu bir yandan havayı çekiyor. Biz bir 10 dakika bekleyelim, havasını alsın içindeki, sonra diğer aşamaya geçeceğiz. Wow. 10 dakika bekledik. Ben burada reçine kokusundan bayılmak üzereydim. 10 dakika geçti. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Şunu diyor ki çekin. Böyle aynı şekilde yukarıya doğru çekin ve daha sonra içine hava basın diyor. Şimdi şurada demiştim ya, 2 tane kilit mekanizması var. İkinciye kilitleyin, hava basarak kilitleyin diyor. İttireyim ve basayım. Bunu neden yaptığıma dair herhangi bir fikrim yok. Muhtemelen içindeki işte o reçine, hafiften kuruyan reçine iyice her yere yayılsın. Bütün boşlukları doldursun diye falandır diye tahmin ediyorum. Bu aşamada da diyor ki 20 dakika bekleyin diyor. Biz de bekleyelim bakalım. Sonra ilerlemeye devam edeceğiz. Şimdi 20 dakika bekleyin diyordu. Minimum 20 dakika. Biz 25 dakika beklettik. Ne olur ne olmaz. Tam kurusun, tam deliklerine doğru, böyle çatlaklara doğru yayılsın diye. Bu son basma işlemi. Dediğim gibi yukarıda kalan bu reçineleri en dibe doğru göndermek. Bütün çatlakları düzgün bir şekilde yaymak arkadaşlar. Arkadaşlar bir de ben reçine ellemek istemiyorum. O yüzden şöyle eldivenlerimi takacağım. Mantık şu arkadaşlar. Şimdi bunu çıkartacağız buradan. Artık çıkartabiliriz. Hadi çıkarttık. Evet. Daha sonra bunu şununla birlikte kazımamız lazım. Burada içinden böyle jilet gibi bir şey çıkıyor. Ha, fırladı vallahi. Harbiden delik hafiften kapanmış. Yalan yok şimdi. Ama çatlaklar olduğu gibi duruyor. Son aşamamız da şu. Şöyle söylüyor. Üzerine diyor kalan reçineyi boşaltın diyor. Daha sonra diyor ki üzerine şunlardan kapatın arkadaşım diyor. Bu hava boşluklarından şu kalan reçineleri çıkartıyoruz. Şimdi bir bekleme işi daha var arkadaşlar. Bunda da olayımız şu. Güneşli havadaysa eğer 15 dakika altında tutmanız yeterli. Bunu araba camında da, telefon için de geçerli, her şey için geçerli. Ama eğer gölgeliyse 1 saat beklemeniz lazım. Bizim şimdi dışarıda hava yağmurlu, gölgeli. O yüzden 1 saat bırakacağız dışarıda. 1 saat bir kurusun bakalım. Daha sonra bunu kazıyacağız ve sonucu artık göreceğiz. Daha fazla beklemek bizim için en azından yok. Evet, 1 saat bekledik arkadaşlar ve şimdi sonucu görme zamanı. Üzerine o yapıştırdığımız katmanı bu jiletle kazıyacakmışız. Şimdi şu kalanları kazımamız lazım. Oho! Rejiden reçine de olabilir diye bir ikaz geldi. Ana harbiden reçineymiş ha. Reçine kalan yerler ortaya çıktı. Şöyle bir kazıyalım bakalım. Evet, sonuç bu arkadaşlar. Çatlağımız tamamen tabii ki de kapanmadı. Belki bir araba camında, belki bir ev camında işe yarıyordur ama telefonda hiçbir işe yaramadı mı? Yaradı mı? Vallahi şu bir eski bir haline bir bakayım. Siz de zaten ekranda görüyorsunuz şu an eski hali yeni hali kapıştırmasını. Eski hali şöyle bir şeymiş. Evet, çatlak küçülmüş ya.
Yani şöyle karşıdan baktığınız zaman çok belli olmuyor. Ama şöyle açılı baktığınız zaman bayağı çatlaklar hala tabii ki de duruyor. Şöyle bir ele geliyor mu tırtar, bir ona bakalım. Şuradayken geliyordu biraz. Evet, daha pürüzsüz bir yüzey olmuş. Telefonun çalışmasıyla dokunmatiğiyle ilgili bu üzerinde sürdüğümüz reçine bir sorun yaratır mı yaratmaz mı orasını bilmiyorum. Ama en azından şu çatlaklar artık daha az ele geliyor. Şuradaki çok az hissediliyor. Hani %100 işe yaramadı, %50 kapattı diyebilirim. Şuradaki o büyük çatlak deliği. Siz de zaten yakın plan fotoğraflardan görebiliyorsunuz. O zaman şimdi gelin yavaş yavaş videomuzu kapatalım. Çıkış ekranına doğru gidelim hep beraber. Denedik, gördük hep beraber. Siz de yakından gördünüz. Tamir etti mi etmedi mi orası tartışılır. Bana kalırsa %50 tamir etti. Hakikaten şöyle dokunduğunuz zaman içine doğru böyle hissetmiyorsunuz çatlağı. Ama gözle net bir şekilde gözüküyor çatlak. Onu söyleyeyim. İçinin bir şeyle dolduğu belli. Dediğim gibi dokunmatiği çalışır mı çalışmaz mı? Telefon çalışsaydı bunu da test edebilirdik. Ama görsel olarak 10 üzerinden 5 bir değer kattı diyebilirim telefona. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte çatlak ekranı olan telefonları tamir ettiğini iddia eden ürünü test ettik. Sizler ne düşünüyorsunuz? Mutlaka yorum bölümünden bizlere yazın. Ayrıca şurada bir beğen butonumuz var. Ona basarak da videomuzu beğenebilirsiniz diyelim. Başka bir web teknoloji videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.